Müdere sen de tamam diyor. Bilmiyorum. Bize bir müjde veriyor da. Ne yani veriyor? Daha da yakın. Malatya'da sen bir basacaksın değil mi? Bastı. 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 Muhteşem bir şey ya. Tebrikler. Ağzına yüreğine sağlık. Çevirmeden arkaya çekebiliyor mu? Tam çekiyor değil mi? Arkaya çekiyor. Dönüyor. Anlamada yazmakta sahiliyet sahip çıkıyor. Bu da eyle yazmıyor. Hocam bir de o panelinde dünyanın parasını harcıyorlar biliyor musun? Telefon şey mi? Çalışırız. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Sağ olun hocam. Memnun oldum tanışımıza. Üstadım tanışalım. Ben Coşkun Aras. Mehmet Tengi ben de buluşundan yani bu arkadaşlarla beraberiz. Kimlersiniz? Yani geziye gidiyoruz. Geziyoruz. Eğleniyoruz. İnşallah. Benim de ilk gezim olacak. İnşallah. Memnuniyetle. Yeni katıldık. İsim alalım. Salih Kayhan. Kayhan. Memnun oldum. Memnun oldum. Dostlukların başlaması. İnşallah. Evet, İnşallah. Çok teşekkür ederim. Saygılarınızla. Kurunca arkadaşları çoğunu tanımıyorum. Şimdi ben ortadan bittim belediyede orada. Evet. Baktım Allah'ım. Değişikler. Bakarız tanışırız. Dedim ya nereye gidiyor? Farklı bir otobüs mü? Ziyaret edildim. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sizin programlar ne alemde hocam? Program yapıyor musunuz hala? Yok. Program değil de genelde kent konseyinde şairler, yazarlar, konuşmacı olarak görev yapıyorum. Emekli oldum. Sanat müziği çalışmalarım devam ediyor. Efendim, Malatya kültürünü genelde anlatıyorum, yazıyorum. Yani müzeyden fazla Malatya kültürüyle ilgili makale yazmışım. Dile dile ya, dile dile.
Davası var mı abi? Var. Paralar toplayan mı? Topla. Topla. Elini cebine at. Abi şimdi nereye gittik söyleme. Merkezdeyim. Yok yok dışına çıkıyorum. Yok daha merkez yat dışına çıkmadım. Ben toplayayım abi. Ben toplayayım. Ben bu sene telefona ihtiyacım var. Bu ne parası topluyor? Zorlama. Bu haller cebinde. Karıştırdın işte. Sen vermedin bizim parasını. Ben de dışarı çıkar. Neydi? Ayakçı olan paranızı öder. Bak yazayım. Ne desin abi? Ya dur burada abi. O raporlu. Değdi saçlarıma. Dışından ne güzel işte. Sen bu işi en iyi bilenlerden. Ya estağfurullah. Büyük bir arşivim var. Büyük bir arşivim var. İyi işte. İşe yaramasa da şimdilik çocuklarıma tek mirasım diyorum bunlar. Arşiv çok ama paraya çeviremiyoruz. Sağ olsunlar. Ne diyelim artık? Evet, Doğanşehir. Kaptanımızla tanışmadık. Şöyle bir ben Abdullah Akyüz. Otobüs işletmesi, otobüslerim var, otobüs işletmesi yapıyorum. Onun haricinde sürücü kursu var, onunla meşgulüm. Boş zamanında da bir Eylül abiye hızmet edeyim. Onun şekeriyim. Abi birisi para vermedi, kim vermedi? Aslında harika. Buradan olabilirdi. Evet. En güzel yol arası hocam. Neyse aşağı doğru şey yap. Daha uygun bir yer varsa şu manzarayı şey yapmayalım. Ya aşağılara doğru. Tam sıkıntı. Evet Polat Ova'mız. Çok güzel bir görüntü ya. Yani. Hocam yaş kaç? 71. Hemen kaç dönem oluyorsunuz? 50.
doğumlu. Buradadırsınız o zaman. Buradan mı büyüdünüz? Yok, ben 7 yaşına kadar Doğanşehir'de büyüdüm. Ondan sonra Adana'da. 46'da Malatya'ya bir öğretmen abimiz geldi. Adana'dan öğretmen hocam. Erkek lisesi miydi? Erkek lisesi miydi? 68 mezunuyum hocam ben. Erkek lisesi. Evet, sonradan. Evet. 72'de oradaydı. Bak şuraya, bak. Karşıya girebilirsin. Şebe girebilirsin. Bir hem hava alsın, hem manzara çeksin. Burası Polat Ovası, karşı Polat. Şurada adına türküler söyle. Kendinizi tehlikeye atmayacak şekilde. Haydi, kimse yapamazsın. Pardon. Dört kişi. Dört kişi mi? Evet. Dört kişi. Dört kişi kim abi? Göster. Bir, iki, üç, dört. Öğrenci kim? Öğrenci dün bitti. Ben öğrenci. Allah bir öğrenci kaç lira? Öğrenci. 125. 150. Öğrenci 150 mi? Yok ben emekliyim o zaman. Ördek olur mu şimdi? Ördeklerden ne alayım? Kanatlılardan. Ördekler. Evet. Arkadakiler lütfen paraları hazırlayın, belli olmaz.
Erzurum, Kars, Kosov, Artvin, Şavşat'tan savaştan oradaki Türkmen aileleri alıp çeşitli yerlere muhacir ettiriyor ve Doğanşehir merkeze de bu muhacirlerden burada var. Yani yakın tarihte Doğanşehir'imizin merkezindeki kültür Erzurum Kars kültür. Şu an bizim Doğanşehir merkezde mesela ben çocukken biliyorum Kristal Kahvesi'nde aynen konuşulan aksan Erzurum aksanı. Evet. Erzurum aksanına çalan bir aksan var. Bizim merkezdeki şu an kültürümüzde mesela henkeldir. İşte erişte hocalarım daha iyi biliyor. Benim hanım da muhacirli bir tarafı. Doğanşehir şehir merkezinde görülen esasen kadim kültür muhacir kültürü yakın zamanda. Yeme içme kültüründe. Tabii daha değişik şeyler var. Mesela 7. Abbas Hanifesi'nin burada doğduğuna dair deliller var Selçuklu kaynaklarında. Hatta Abbas Hanifelerinden bir tanesinin burada olduğuna dair mezarının bazı teoriler var. Kısacası tarihi bu şekilde. Hatta Romalılar döneminde Theodoros'ta büyük bir saldırı var. O dönemde de bazı kaynaklarda Hidroşehir Sozopetra Hidroşehir geçmektedir. Latince kaynaklarında Hidrosu su şehri. Kısacası tarihimiz böyle. Yakın zamandaki kültürümüz Erzurum Kars kültürü. Bunun dışında Doğanşehir paylaşmış bir şehir. Köyleriyle, kasabalarıyla, insanıyla, gerçekten komşuluk ilişkileriyle paylaşmış bir şehir. Çeşitli etnik yapıları bir arada barındıran ve barışık olan bir şehir. İnsanları mutlu. Burada yaşayanlar gerçekten memleketini genelde seviyorlar. Herkes de diyor ki iyi ki burada doğmuşum diyor. Poladıyla, Kurucuovasıyla, Erkeneğiyle her beldemizin ayrı ayrı güzellikleri var. Şu anda toplam nüfusumuz 40.000. Malatya'nın nüfus bazında metropol ilçelerinden sonra en büyük ilçesi Doğanşehir. Battal Gazi ve Yeşilcuk'tan sonra şu anda Malatya'nın en büyük ilçesi Doğanşehir. Doğanşehir'in biraz ekonomisinden bahsedelim. Yakın zamanda son 15 yıldır Doğanşehir'in ekonomisinde tütün hakim. Bunun yanı sıra kayısıcılık ve elmacılık da yaygındır. Doğanşehir'de bazı bilinmeyen şeyler var. Yani medyada olsun, basında olsun, onlardan biraz bahsederim. Yoksa Sulu Mağara'yı biliyorsunuz, duymuşsunuz. Şimdi takazı zaten hocam götürecek, biliyorsunuz sürgüyü. Çok ciddi manada demir cevheri çıkmaktadır Doğanşehir'de. Neredeyse bir Divri Hekimhan'daki demir cevherine yarısına yakın demir cevherleriyle süslenmiştir, bezenmiştir Doğanşehir. Özellikle şu karşıda büyük bir demir cevheri vardır. Tenor oranı da çok yüksektir. Polat kelimesinin kökeni de polat biliyorsunuz sert, çelik gibi anlamında. Burada tarihi bir takım demir ocakları bulunmuştur milattan öncelerden kalma. Polat isminin de oradan geldiği tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra Maden Tetik Arama Enstitüsü'nün haritalarında da tescillenmiştir. Doğanşehir Türkiye yakutlarının olduğu bir yerdir. Kadılı, Sürgü Barajı kenarı ve Hudut'ta bazı mevkilerde yakut madeni vardır. Gene bu yöreye platin madeni vardır. Platin. Bunlar çok bilinmiyor. Ben daha önce bayağı bir uğraştım ama pek bir yol kat edemedim. İnşallah katma değeriyle ilçemize ve Malatya'mıza ciddi bir kazanç sağlarız. Biraz çok konuştum herhalde. Güzel aydınlandık. Öğrenciler ne güzel Doğanşehir'i yani sizden daha iyi tanıtacak. Polat beldemiz de birazdan gelecek muhtarım. Belki o anlatır. Çok kadim bir şehir. Benim yaptığım araştırmalara göre Vaizoğulları'nın bir kitabı vardı. Köyün belli bir oranı, yarıdan fazlası Arguan menşeili. Arguan menşeili Horasan'dan Arguan'a geliniyor 1200'lerde.
1400'lerde de Arguvan'dan Kola'da geliniyor. Hatta ben bunu yakın zamanda Cemal Hoca'yla da paylaştım, ünlü sanatçımız. Mesela Polat'la Arguvan arasında sürekli bir Türkçe polemiği var. Türkçe polemiği mi var? Evet, doğru, Arguvan doğru. Diyor benim, Polat diyor benim. Ben de Cemal Hoca'ya dedim ki, ya dedim ikisini de kökü aynı dedim. Ya öyle mi falan dedi. Dedim bir kitapta şöyle yazıyor falan. Akrabalık var. Yani Arguvan'la Polat arasında ciddi bir akrabalık var. Zaten konuşma kültürü çok benziyor. Polat'ta da mesela konuşurken ölem ölem derler. Arguvan'da da ölem ölem derler. Burada da Ülger doğmasın derler. Sabah olmasın derler. Hocam daha iyi biliyor. Arguvan'da da Ülger doğmasın. Sabah olmasın. Aynı kültürü söylerler. Polat'ın kendine has kültürü var. İçli köftesiyle, kırana ekmeğiyle, kültürleriyle orijinal bir şehir. Doğan şehrimizin yakın tarihteki kültürünü Erzurum, Kars'tan gelenler oluşturuyor. Onun dışında yörenin en kadim beldelerinden Polat gerçekten kendine özgün, orijinal bir kültür olan bir yer. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kendimizi rahatlıkla hem ekonomik hem hijyen açısından evet çok güzel. Misafirlerinizi özellikle içli köfte için buraya getirebilirsiniz. Balık için. Evet. Daha şeyleri seviyorum. Vali, müziğin bitimine, melodisine göre daha rahatlıyor. Pişmeden sarhoş ediyor. Ben size bir de Malatya'da o şaraptan Allah'a emanet. Teşekkürler.
Kim telefonla konuşuyor? Bu yoklukta. Ben şu an çekim devam ediyor mu? Şu anda videodayız. Öyle mi? Tabii beyefendi. Senin bu kaçtık ya içinde. İçinde yok. Çokluk. Yok yok yani. Kaç. Değil. Hafıza da artık. Kameralar önde. Evet. Biraz arkayı çekelim. Tabii ki. Yok abi ya, bizi çekler. Bizi kimse vursam yanıyoruz abi. Vallahi şeyi kapattırmışsınız. Açtırın. Yok abi. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Orayı kapattırdılar rüzgar çarpıyor diye. Bak bayıldı, iki defa geri ayıldı. Ablamız mı bayıldı? Geçmiş olsun.
Kaplara söyleyeyim açsın. Coşkun abi daha yeni ayıktı. Maşallahın var abisi. Çay takımı, kahve takımı. Beni nereden tanırsınız? Dün kameramanlığı bayağı yaptık. Nerede? Kemiksiz. Selam. Ünver. Ben hem çalışıyordum, memurdum. Adliyede zabit katibiydim ben. Hem de orada sıkıştıkları zaman işçi oluyordu yazın. Velhasılı. Bir de geçenlerde 3 sefer haber yaptım. Bir sefer de benim hakkımda yaptılar. Ya, fotoğrafçısı diye. Malatya'dan anladınız. He. Bu fotoğrafçılığın süsüdür. Malat'ın Akpınar denen çok tarihi bir çeşme. Bir de yukarıda Ünger Çeşmemiz var. Bu yol Ören'e gider. Akçadağ köyüne de Ören diyorlar. O türkü aslında... Gençler tanışalım, adın nedir? Koyraz. Koyraz. Kaçın sınıfa gidiyorsun? 8. Güzel. Sen? 10 dakika. Ben 5'e geçtim. Maşallah. Maşallah. Bu sırtı dönük kimdir? Tanıt kendini. İşleri kırılmış. Ne yaptın da döktün dişleri? Tanıt kendini. Burası Polat. Bak şu kulağıma ağır eşit, üstüne kuvvetli bağıracaksın.
Polat. Tamam. Anladım. Bir de beni çekesin. Şunu cebine kim çekiyor? Ver. Aklına geldik arkadaşlar. Meşhur suyumuş buranın çeşmesi. Bu pınar var ya işte bu pınardan dolayı. Onu söyleyen türküsünü de söyler. Öyle boş bırakmaz. Aa, çek onları da. Evet. Mikrofon sizde. Mikrofon sizde. Biliyorum ben tanıyorum hocamı. Bu pınara göre yapmışlar işte. Tamam hocam mikrofon sizde. Pınarın başında şimdi. İşte ödüyorum ben de. Pınarı da çekiyoruz. Ben şuraya getireyim. Ha şu çek. Yazın yanına çek. Herkesin işi bitsin. Yazı da görürsün. Yan tarafına geç. Hemen zoomlayalım. Evet. Şöyle bir saniye. Şöyle. Evet, tamam. Arkadaş siz güzel gelin. Hocam sizi alalım karşıya. Çeşmeni başla. Tamam. Abi geç hele gelin. Sahneye geç. Sahne sizindir hocam. Bir fotoğraf alın. Saniye, sahneye geçsin bir türkü söyleyeceğim. Bir fotoğraf alırsın. Türküsü bu yöreye aittir. Ve bu pınarlardan dolayı söylenmiştir. Ugu Verbaş abimiz bu türküyü derlemiş, TRT repertuarına kazandırmış, Malatya'nın ölümsüz bir türküsü olmuştur. Evet. Başla. Bunu seslendirmeye çalışacağım. Pınara gel ki görem, pınara gel ki görem, en uzak yüzün sürem, dur 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 tele. Geldim haber versene. Aramızda dağlar var, aramızda dağlar var. Ben seni yastım sever, vurdum sene. Dur bir haber versene. Kırkından sonra keşfedileceğiz. Bekler yenge bize de sanata başlayalım. Yine seni ben alam. Üstün atmamı derim. 5 gün burada mı derim, bu yıl da burada kalam, o yine seni ben alam. Bir dalda iki elma, bir dalda iki elma, birin al birin alma, dur 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 sene, dur bir haber versene. Ya beni gör ya alma, ya beni gör ya alma. Dur 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 sene, dur bir haber versene. İki arpanı derem, beş gün burdanı derem. Uyumsa burda kalam, girer seni ben alam. İki arpanı derem, beş gün burdanı derem. Uyumsa burda kalam, girer seni ben alam. Teşekkürler hocam. Cümleten. Hoş bulduk. Bir gezelim dedik memleketinizi. Burada sanatçılarımız da var ha. Efendim? Sanatçılar da var. Bir tane söyleyelim adamlara. Mümkünse bir dinleyelim, kaydedelim. Söyle bir tane söyle. Korkma. Polat'tan aldım da bir salgın üzüm, deniden Polat'tan aldım bir salgın üzüm, kendilerim nettim de yıkan kör olsun gözüm. Ah anama babama da nidem aman, geçmiyor sözüm, akar gider bir gözler sürmedim, sözün akandığım da. Sandım aldandım aman o benim sandım aman aman aman. Yarın yaylasında da neden eğlendim kaldım aman 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 aman. Gel beri gel beri de neden ben adam yemem. Gel beri gel beri de ben adam yemem. Sırna sırlarını da gelin aman. Kimseye demem aman. Sözüne kandım ay, sevdim aldandım ay, o benim sandım ay, sözüne kandım ay, da sevdim aldandım aman aman aman, derin yaylasında da nidem, eğlendim kaldım ay, 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 ay. Tersiren, kara terzili boyacı. Ağzına sağlık, hakkınızı helal edin, hayırlı günler.
Ama doğa zevki ya. Sonra asıl o değil. Bunu da Osmanlı'ya şikayet etmişler. Bizim kazada katılımcılık yapan adamlar. Benim de deder var sana sanatında. Bu onlara ders vermekler. Gelmiş adamlar jandarma elbisesi. Kendisi komutan gibi. Önce karakolu basmış. Karakolda bir askerle bir sorun var.